Kadına şiddet olduğu sürece kadınlar günü yok. Çünkü biz hep erkek çocuklarını ön plana çıkardık, kadınları ikinci plana attık. Bence kadın güçtür. Güçlü bir Türkiye, güçlü bir kadın demektir. Kadınlar gününüz kutlu olsun. Ay teşekkür ederim. Çok sağ ol. Mersi. Kolay gelsin. Bugün 8 Mart Dünya Kadınlar Günü. Bütün dünya kadınlarının Kadınlar Günü'nü kutluyor ve umutlarla dolu yarınlar diliyoruz. Bakalım Kayseri halkı için kadın ve kadına şiddet ne anlam ifade ediyor? Sizce kadın? Bence kadın dünya, hayat demektir. Hani aşk demektir. Büyük, kocaman bir aşk demektir. Çocuklarına bakan iyi bir anne demektir. Bu dünya için bu yeni nesli yetiştiren insanlar demektir. Yani kadın her şeydir bence benim için. Bence kadın, bir spikerin de söylediği gibi ortadan ikiye bölsek yarısı anne, yarısı çocuktur. Ve bu dünyada bir kadın ne zaman ağlamaz? Ne zaman bir kadın gözyaşları içerisinde kalmaz, öldürülmez, herhangi bir şiddete maruz kalmaz ve ne zaman ki bir kadın bir erkeğe mecbur bırakılmaz ve bir erkeğe muhtaç bırakılmaz, işte o gün aslında kadınlar günüdür diye düşünüyorum ben. Ve bir kadın aslında bu dünyadaki her şeydir, bir erkeği yetiştirendir en basiti ve bir ülkeyi kurandır. Mustafa Kemal Atatürk'ü de yetiştiren bir annedir. Bu yüzden dolayı bizim kadınlarımız çok değerlidir. Kadın bir annedir, kadın bir emekçidir, kadın her şey demektir. Ne bileyim, güç, her şey kadından biter. Önce kadın bence. Bu son çıkan zaten kadına şiddetleri kınıyorum. Ve çok tepkiliyiz. Buna bir dur diyen olsun artık, yeter artık. Ben teşekkür ederim, çok teşekkür ederim. Sağ olun, var olun. Bunu eğer ki yayınlıyorsanız gerçekten lütfen kadına farklı bir değer, kadına farklı bir şey verilsin, sunulsun, hizmet sunulsun yani. Kadın emek, kadın tat, kadın erkeğin odun misali fırında yanıp da hamurun pişmesi misali tat veren bir varlık. En güzel şey. Allah'ın emaneti hiçbir şey değilse Allah'ın emaneti en güzelinden oradan bakmak lazım. Bence kadın toprak, emek, her şey. Kadın anne, ana. Bu kadar. Kadın demek anne demek, kadın demek kız kardeş demek, her şey demek ama Türkiye'de kadın hiçbir şey demek. Kadın hakları diye bir şey yok. Arkamızda güvenliğimiz yok. Mesela yürürken korkuyoruz. Öldürüleceğiz mi? Severse öldürüyor, anneysek ölüyoruz. Ablaysak öldürülüyoruz. Yani hiçbir şekilde bize şey yok yani. Güvence veren bir devletimiz de yok arkamızda. Açık konuşayım ben yani. Hani yasa 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 diyorlar. Kadına destek diyorlar. Halen kadınlar öldürülüyor. Sokaklarda tekmeleniyor. Kadınlara hiçbir şekilde sahip çıkılmıyor. Çıkıp da böyle gereksiz insanlar kadın dövülmesi haktır, şöyledir, böyledir deyip gereksiz insanları konuştururlarsa cahil beyinler var. Buna inanıyorlar. Kadınlar bir köle değil. Kadın annedir, tamam mı? Kadın kardeştir, kadın evlattır. Tamam mı? Kadın olmasa zaten Türkiye Cumhuriyeti olmaz. Her yerde bir kadın vardır, her şeyi yücelten. Erkekler kendini böyle yüceltmesin, her erkeğin, başarılı erkeğin arkasında da bir kadın vardır. Bunu da böyle bilsinler yani. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Kadınlar gününüz kutlu olsun. Sağ olun, çok teşekkür ediyorum. Bence kadın güçtür. Güçlü bir Türkiye, güçlü bir kadın demektir. Kadınlarımız, özellikle Türk kadını gerçekten çok güçlüdür, mücadelecidir, çalışkandır, üretkendir. Bunu en güzel yanı da kadına özen gösterdiğiniz kadar zaman kadın daha da enerjisini verir topluma. Kadınlarımıza değer vermek lazım. Sadece bugünlerde değil, her zaman değer vermek lazım. Çünkü anne zaten toplumun en küçük birimini yetiştiren, öğreten, geliştirendir. Allah'ın bir lütfu onu kadınlara bahşetmiştir zaten. O yüzden de kadınlar çok kıymetli, değerlidir ve güçlüdür bizim kadınlarımız. Annedir. Her şeyden önce annedir yani. Bütün dünyayı güzelleştiren, eliyle her yeri güzelleştiren tek varlık annedir yani ya. Bu bilmiyorum, ben gerçekten şu an pek konuşamıyorum. Bu konu hakkında iki gündür çok doluyum. Üç tane yavrum var. İki kızım, bir erkek evladım var. Kadın cinayetleri olduğu sürece ben bugün ya çiçek dağıtmasınlar. Ben bunu istemiyorum yani, çiçek dağıtılmasını istemiyorum. İdam getirsinler. Ne bileyim yani, farklı cezalar getirsinler. Bunun önüne geçsinler. Ya bu konu hakkında ben istemiyorum yani. Kadınlar gününün olmasını istemiyorum.
Yok çünkü öyle bir şey yok yani. Kadınlar günü diye bir şey yok. Cinayet olduğu sürece, darp olduğu sürece yani kadına şiddet olduğu sürece kadınlar günü yok. O yüzden farklı bir şeyler ifade edemiyorum yani. Kusura bakmayın. Kadınlar günümüz kutlu olsun efendim. Biz çok yine teşekkür ederim. Allah razı olsun. Kadın güzel bir şey kadınlık fakat incitmemeleri lazım. Kadın Allah'ın emanetidir. Her an ondan sonra. Ve kadına şiddet hayır. Yani kadınlarımıza şiddet olmamaları lazım. Yani şimdi gene bak bir sürü öldürdüler Müge Anlı'da. Müge Anlı bu çıkartmazsa gitti mesela. Bu yazık değil mi can? Gücün büyüyor. Yani. Peki ülkemizde kadına şiddet neden bu seviyede sizce? Olmaması lazım. Yapmamaları lazım. Hem bak bir sürü ceza yiyorlar. Onu bulunmazlık, yakalanmazlık diye zannediyorlar. Ama bulunuyor ve yakalanıyor. İyi bir şey mi? Değil. Onun için kadına hayır. Şiddet hayır. Kadınlar gününüz kutlu olsun. Ay teşekkür ederim. Çok sağ ol. Mersi. Kolay gelsin. Dünyanın yaratılışı. Dünya. Bir dünya. Kadın her şey. Kadın anne, abla. Yeri geliyor baba. Yalnız başına büyütür çocuklarını. Kadın her şeydir. Kadın olmasa erkeğin hiçbir anlamı yok. Hiçbir şey ifade etmiyor dünyada. Peki sizce kadına şiddet? Kadına şiddet olmaması lazım. Aslında kadın, çocuk, hiçbir kimseye şiddetin olmaması lazım. Ama ne yazık ki günümüzde hala bu kadın cinayetleri ya da sözlü ya da fiziksel şiddetle anılıyor. İnşallah doğru demokrasi, doğru kanunlar, doğru yasalarla ve toplumu eğiterek, her şeyin başı eğitim diyerekten, nesilleri eğiterekten kadının aslında çok değerli bir varlık olduğunu hissettirmemiz lazım. Ve şiddet de ancak bu şekilde yok edilebilir. Kadına şiddet, bütün ülkede kadına şiddet var. Sadece Türkiye'de değil. Bazı ülkeler bunu çok kolay bir şekilde örtebiliyorlar, absorbe edebiliyorlar. Ama şöyle bir şey var, bizim ülkemizdeki kadına şiddet açık derecede, aşırı derecede ortada. Ve bazen biz bunları tutuklayıp bir günde salabiliyoruz. Bu yüzden bu çok kötü bir şey. O yüzden kadına şiddetin olmaması gerekiyor. Erkeklerimizin eğitilmesi gerekiyor, kadınlarımızın değil. Bu da şu şekilde eğitilebilir ancak. Ne zaman ki bir çocuğu biz bebeklikten itibaren yetiştirmeye çalıştık, işte o zaman erkekler eğitilir. Eğitilen erkekler de kadına şiddet uygulamaz. Bu saatten sonra 30'una gelmiş, 40'ına gelmiş erkeklerin eğitilebileceğini düşünmüyorum hiçbir şekilde. Çünkü onları yetiştiren de bir anneydi. Muhtemelen o anneler de şiddete maruz kaldılar. Çünkü bir baba eğer eşine şiddet uyguluyorsa bir çocuk da karısına şiddet uygular. Bu böyledir. Hep bu şekilde de devam edecektir. Teşekkür ediyorum. Rica ederim. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Kolay gelsin. Kadına şiddet bence olmaması gereken bir şey. Bütün ülkede, Türkiye'de ya da bütün dünyada olmaması gereken bir şey. Güncel olaylarda da aynı şekilde. Zaten biliyorsunuz, haberleri gördünüz. Kesinlikle yani yasaklanması gereken bir şey ve cezasının çekilmesi gerçekten gereken bir konu. Kadına şiddet kesinlikle olmaması gerekiyor. Bence kadına şiddeti de erkekler ilk başta eğitimle kendilerini avutmaları gerekiyor. Gerçekten eğitim çok önemli bir şey ve eğitim olursa eğer kadına şiddetin de azalacağını düşünüyorum. Teşekkür ediyoruz. Kadınlar gününüz kutlu olsun. Teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Kadına şiddete kesinlikle hayır gerçekten. Şimdi buna Türkçe cevap vereyim. Kadına şiddet her zaman reddettiğimiz bir olay ama bazen insanlar ne yapıyor? Sabrı taşıyor. Ona da bir şey diyemiyorum. Ama sonuçta sabrı da taşsa Allah'ın emaneti diye bakacaksın. Kadın ağlarsa diyor, tamam mı? Allah'ın gazabı onadır diyor. Bunu düşünerek yapıldığı zaman şiddet olmaz. Kadına şiddet aslında eğitimsizliğin verdiği bir sonuç. Çünkü biz hep erkek çocuklarını ön plana çıkardık, kadınları ikinci plana attık. Eğer kız çocuklarını ön plana çıkarırsak, kadın haklarını gündeme getirirsek bence şiddet olmayacak. Şiddeti biz kendimize yapıyoruz aslında. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Çiçekler için teşekkürler. Size iyi çalışmalar. Yani dinimizde zaten kadın korunması gereken ya da bakılması gereken bir yaratık ama dinin gereği de uygulanmıyor. Yani kırılgan varlıklar, ne bileyim her şeye layık insanlar. Kadın hiçbir kötü muameleyi hak etmemiştir mutlaka. Erkeklerden kaynaklıdır. Biraz feministçi ama kötü olan erkeklerdir.
Teşekkür ederiz. Kadınlar gününüz kutlu olsun. Aa, teşekkür ederim. Kolay gelsin. Hoşçakalın.